Soru da diyor ki, üçüncü periyottaki bir elementin ilk beş iyonlaşma enerjisi aşağıda verilmiştir. Bu element hangisidir? Videoyu durdurup soruyu kendi kendinize çözmeyi deneyin. Herhangi bir kaynaktan periyodik tabloya bakmayı da unutmayın. Biz de periyodik tabloya bakacağız. Ama önce bu tablonun bize neyi anlattığını iyice bir anlayalım. Bu gizemli elementin nötr bir atomuyla işe başladığımızı düşünün. Tabloya göre ilk elektronu koparmak için 578 kilojül bölü mol enerji gerekiyor. Koparınca da tabii ki bu atom artı bir yüklü bir iyona dönüşüyor. Sonra 1817 kilojül bölü mol enerjiye daha ihtiyacımız var. Bu da ikinci elektronu koparabilmek için gereken enerji. Yani bu iyonu daha da pozitif yapıyoruz. Anladınız değil mi? Sonra 2745 kilojül bölü mol enerjiye daha ihtiyacımız var. Bu da üçüncü elektronu koparabilmek için gereken enerji. Dördüncü elektronu koparabilmek için ise çok daha fazla enerjiye ihtiyacımız var. 11.578 kJ bölü mol. Beşinci elektronu koparabilmek için de 14.842 kJ bölü mol lazım. İlk üç iyonlaşma enerjisine bakarsak enerjinin bir miktar arttığını görebiliriz. Ama dördüncüye geldiğimizde bu miktar çok daha fazla bir şekilde artıyor. Benim yorumum şu. Bu üçü değerlik elektronunu koparmak için gerekli olan enerji. Şu ikisi de çekirdeğe yakın olanları koparmak için gerekli olan enerji. Bunu şöyle düşünmemizi öneriyorum. Gelin periyodik tabloya bakalım ve üçüncü periyottaki hangi elementin üç değerlik elektronu olduğunu bulmaya çalışalım. İşte tablomuz burada. Üçüncü periyot dedikleri için şu üçüncü satıra bakıyoruz. Bunlardan hangisinin üç değerlik elektronu var? Sodyumun bir, magnezyumun iki, alüminyumunsa üç değerlik elektronu var. İlk elektronu düşünürsek bu iyonlaşma enerjisi gayet makul miktarda. İkincisi biraz daha yüksek. Üçüncüsü ondan da yüksek ama dördüncüye geldiğimizde artık çekirdeğe yaklaşıyoruz ve koparmak istediğimiz elektron tam dolu olan ikinci enerji kabuğunda. O yüzden bu elektronu koparmak için çok daha fazla enerji gerekiyor. Kısacası cevabımız çok bariz bir şekilde alüminyum